Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda bahçede başımıza en çok dertleri açan, en büyük sıkıntısını çektiğimiz yaprak bitlerinden nasıl kurtulacağımızı anlatmaya çalışacağım. Yaprak bitleri inanılmaz derecede üreyen bir canlıdır. Unutmayın ki yaprak bitlerinin hepsini öldürebilmek mümkün değildir. Bir adet dişi kalsa bile erkeğe ihtiyaç duymadan tekrardan kendini dölleyebilir, tekrardan yumurta oluşturabilir ve bu yumurtalardan tekrardan bir nesil ortaya çıkartabilir. Bu inanılmaz üreme özelliğine rağmen bir yaprak biti 5 ya da 6 gün yaşayabilir. Doğal ilaç dediğiniz herhangi bir karışımı bu yaprak bitlerin üzerine atıp bir miktarını öldürmenizin çok fazla da bir cazibesi yok. Bizim asıl hedeflediğimiz yaprak bitlerinin yumurtaları. Bu videoda çok farklı ve belki de bugüne kadar aklınıza gelmeyen bir yöntemi anlatmaya çalışacağız. Bu yol direkt yaprak bitlerini öldürmek üzerine kurulu değil, yumurtalarını erkenden çatlatarak bunların popülasyonlarını baskı altında tutabileceğimiz bir formül olacak. Bu basit formülasyonu yapabilmek için evinizde her zaman elinizin altında bulunabilecek tarçın tozu, hardal ve acı biber kullanacağız. Bu üç malzemenin etki mekanizmalarına baktığımız zaman belki bir miktar yaprak bitinin üzerine geldiği zaman bunu öldürebilir, ancak bizim için önemli olan yumurtaların üzerine geldiğinde bu yumurtaların erken çatlamasına ve içindeki yaprak bitlerinin ölmesine neden olur. Acı biber içerisindeki kapsayasin yumurtaların dış yüzeylerini çatlatabilecek bir özelliğe sahiptir. Hardal ve tarçının içerikleri yumurtanın içerisine girer ve buradaki yaprak bitleri ölür. Bu şekilde yaprak bitlerine bir nevi doğum kontrol yöntemi uygulamış oluyoruz. İsterseniz karışımı nasıl yapacağımızı görelim. 4 bardak suyu bir tencerenin içerisine koyuyoruz. İçine 2 kaşık tarçın tozu, 1 kaşık hardal tozu, 1 kaşık acı biber koyuyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kaynadıktan sonra soğumaya başlarken içerisine 2 kaşık sıvı yağ koyuyoruz. Yani ayçiçek yağı olabilir, ancak parafinli herhangi bir mineral bir yağınız varsa çok daha iyi olur. Çünkü bu parafinli yağlar yumurta kabuklarını çok daha kolay parçalayabilir. Parçaladıktan sonra bu hardal tozu ve tarçın tozunun içerisindeki içerikler çok daha etkili olur. Karışımımız soğuduktan sonra herhangi bir fısfısın içerisine koyalım veya bir pulverizatör içerisine koyalım. Yaprak bitlerinin çok fazla olduğu herhangi bir bitki veya ağaca yıkama şeklinde püskürtelim. Bu karışımı zaman zaman uygulayalım ki mevcut yaprak bitleri tekrar yumurtladıkları zaman bu yumurtaları karışımımız parçalasın ve başarı şansımızı daha da arttırabilelim. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.